Sayın Bakanım, Anadolu Ajansı Musa Turan. Efendim, son günlerde gündemi meşgul eden konular var. Burada narko bürokrasiyle ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan, milletin teveccühünü kazanan AK Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Buna ilişkin çarşıda, pazarda, metrobüste, çocuklar, herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli bakanımıza sorun da, Sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı, savunma yaptı mı, savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın bakanım, 3,5 yaşında oğlumun yüzüne bakarken bu maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizlerin çocuklarınız yok mu? Bence sen şu anda bir maskeli balo yapıyorsun. 3,5 yaşındaki bir çocuğun bu kadar siyasi konularla ilişkili olabilir. Ama geleceği rahibi bırakmadı, fakirleştik. Sen bir şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim. Bakınız, AK Parti iktidarının en önemli özelliği Türkiye'de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır. Bizim illegaliteyle, herhangi bir kanunsuz yapıyla bir ilişkimiz olması mümkün değil. Dolayısıyla bir takım gayri ciddi insanların yasal olmayan işlere bulaştığı, kamuoyunda herkes tarafından bilinen insanların açıklamalarını dikkate alıp, eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanlarının resmi açıklamalarını dikkate almıyorsanız bence orada bir problem var demektir. Biz gerek terörle mücadelede, gerek illegal yapılarla mücadelede gerçekten başarılı bir hükümetiz. Özellikle yurt dışında narko terörle ilgili ya da narkotik suçlarla ilgili çok sıkı bir işbirliğimiz var. Sayın Bakanımızın bu alanda attığı adımlardan, yakaladığı bir takım narkotik ürünlerden, bu dönemde yaptığı başarılı çalışmalardan benim zaten bahsetmeme gerek yok. Ajansların haberlerine baktığımız anda zaten bizim hem terörle mücadelede hem de illegaliteyle mücadelede ne kadar başarılı olduğumuz ortadadır. Dolayısıyla bu yani ifadeleri de ben boş bulmadığımı buradan tekrar söylemek istiyorum. AK Parti'nin illegaliteyle hiçbir işi olmaz. Bizim geçmişimize bakabilirsiniz. Bu alanlarda neler başardığımızı görebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanlarının ve resmi açıklamalarının da burada dikkate alınması gerektiğine inanıyorum. Ben bir sosyal medyada paylaşım yaptım. Biliyorsunuz bundan önceki dönemlerde de bir takım illegal yapıların iftiraları oldu. Fuat Avni diye bir sosyal medya hesabını Türkiye'nin gündeminde tutmak için muhalefet partileri elinden gelen gayretleri gösterdi. Fuat Avni denen sosyal medyadaki bu isim aslında FETÖ terör örgütüne hizmet ediyordu. Ve muhalefet bunu kullanmaktan hiçbir zaman çekinmedi. Şimdi de aynı şeyi görebiliyoruz. Yani Türkiye'den kaçmış, illegal bir faaliyet içerisinde olduğu geçmişten beri kamuoyunda bildiği bir insanların açıklamalarına göre siyaset yapılmaz. Biz siyasetimizi millete hizmet etmek, millete hizmet üretmek üzerine yapıyoruz. Dolayısıyla bize o çamuru ulaştırmanızı ben doğrusu kabullenemem. Bu doğru da bir yaklaşım değil. Sayın Bakanım, açıklamanız için çok teşekkür ederim. İnsanlar bunu merak ediyordu. Sayın Soylu Bakanımız kabinede bir savunma yaptı mı? Bu sizleri tatmin etti mi? Benim tabii üzüldüğüm bir şey var arkadaşlar. Gerçekten hangi partiden olursa olsun bir hükümetin bakanı sonuna kadar vatanı, milleti ve bayrağı için çalışır. Bizim Soylu, Süleyman Soylu kardeşimizin kafesine asla şüphemiz yok. Bununla ilgili kendisine bir soru sormamız abesli işler olur. Zaten kendisi de bu konuyla ilgili yapacağı olan açıklamaları TRT haber çıktı ve çok doyurucu açıklamalar da yaptı. Benim soruya soruyla karşılıklıyım. Konuşanların ve konuşanların geçmişlerine bakarak hangisini ciddiye alacağını kamuoyun karşısında bırak.